Allah'a mühtaç olduğun kadar Allah'a ibadet kıl. Yalnız Recep ayına mahsus yapma. Ama bu Recep ayının fazileti ayrıdır. Bu ayda tövbe edenlerin Allah tövbesini mutlaka kabul eder. Muhakkak. Mesela kötü alışkanlıklarımız var. Bazı alışkanlıklarımız sigara gibi, içki gibi falan böyle Allah'ın sevmediği şeyler. Bunlara bu ayda tövbe eden kimseler mutlaka tövbelerine sabit olurlar. Allah tövbelerine kabul eder ve yaptıkları fenalıktan istikrar ederler. Ama hakkıyla tövbe etmek lazım. Böyle ağızdan tövbe edip kalpte olmazsa tövbe kabul olmaz. Böyle ahu enin ederek bir daha yapmayacağıma söz veriyorum ya Rabbi. Sana teslim oldum, beni bu işten vazgeçir diye Allah'a böyle bu şekilde yalvarmakla. Hani bazı tövbe vardır ki hemen yaparız bir fenalığı, arkasında tövbe ya Rabbi. Arkasında aynı şey gene yaparız, gene tövbe ya Rabbi. Bu tövbe değildir bu. Bu istihza çıkar bunun içerisinde. Tövbe bir hayvanın memesinden sütü sağdığımız vakitte nasıl ki sütü mümeden içeriye veremiyoruz. Tövbe böyle olacak. Resulullah böyle tarif etmiş tövbeyi. Bir daha yapmayacağım, etmeyeceğim. Böyle cezmi kastetti. Tekrar ediyorum şimdi. Dikkat ediyor konuştuğum sözlere. Cezmi kastetti böyle. Ağladı, sızladı, tövbe etti. Sonra gene yaptı aynı şeyi. Gene tövbe etsin. O vakit gene afi vardır. Niye? Hakikaten terk edeceğini söylemişti. Hakikaten Allah'a söz vermişti. Fakat kaza tereddüt etti. Tekrar zuhur etti. Böyle tövbede tekrar tövbe edebilir. Ama böyle kalbinde tövbe yok, nedamet yok. Tövbe ya Rabbi, tövbe estağfurullah. Gene devam böyle fenalığa. Yani şimdi lafı uzatmayalım. Kötü alışkanlıklarımızı terk etmek isteyenler bu ayda tövbe etsinler. Muhakkak tövbeler müstecab olur.